Geçtiğimiz yıllarda mutlaka içinizde bilen vardır. Ben de sizlerin içerisinden biriydim. Yani bu işin gerek mutfağında gerekse vitrininde görev aldım. Yalova'da kurulmuş ikinci günlük gazetenin 7 yıl kadar imtiyaz sahipliğini ve başyazarlığını yürüttüm. Yani dolayısıyla sizlerin ne zor şartlar altında bu işi götürdüğünü maddi ve manevi iyi bilen arkadaşlarınızdan bir tanesiyim. İktidarların anayasal bir zorunluluk olarak ele alması gerektiğine inandığımız basın özgürlüğünü gerek ulusalda gerekse yerelde bugün baskıcı ve dayatmacı bir politikanın etkisi altında olduğu herkese malumdur. Bu nedenle önemli konularda toplumu aydınlatarak kamuoyu yaratmak ve meslek ilkeleri ışığında görevini devam ettirmek adına hayati bir öneme sahip olan basın özgürlüğü kanunlarla garanti altına alınmış görünse de çeşitli nedenlerle, bu kısaca baskı ve dayatma başlığında topluyoruz onları. Yani gerek haber ve gerekse ifade özgürlüğü baskı altında ulusalında yerde tutulmaktadır. Bunda tabii özellikle yerelde maddi şartların zorluğu kendini çok daha fazla hissettirmekte. Şimdi değerli basın çalışanları, bu durumda belirtmeden geçemeyeceğim bir konuda ülkemizin birçok aydınının, gazeteci ve yazarının yaşadığı gözaltı süreçleridir. Yani buradaki ülkedeki nice usta kalemler, şimdi isim isim vermeme gerek yok, zaten takip ediyorsunuz. Sadece işlerini yaptıkları için, düşündükleri için, düşündüklerini yazdıkları için suçlu ilan edilmiş ve toplumun gözünde itibarsızlaştırmaya çalışılmıştır. Ancak bu mesleği yaparken yaşadıkları siyasi baskının yanında şiddete uğrayan gazetecilerimiz, hatta biliyorsunuz hayatını kaybeden Çetin Emeç gibi, Uğur Mumcu gibi mesleğin duayenleri olmuştur. Ama bunlar her şeye rağmen kelle koltukta ölümü dahi hiçe sayarak toplumun aydınlatılması adına kalemlerini oynatmaya ve görevlerini yerine getirmeye devam etmişlerdir. Devam etmektedirler. Hala aynı cesaretle yazan sayı yine de umutlarımızı yeşertmektedir. Yaşadığı şehrin problemlerini çözme noktasında kendini sorumlu hisseden, fikirlerini gazetesinde dile getiren bütün gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Yaşadıkları sıkıntıların sona ermesi umut ve ümidiyle basın sektörüne güzel bir gelecek diliyorum. Teşekkür ediyorum. Yine değerli arkadaşlar, sizi bu vesileyle toplamış bulunmaktayım. Haftalık olarak bu basın toplantılarını bundan sonra rutine çevireceğiz. Faruk Kırtay arkadaşımız size bu konuda gerekli şeyi sağlayacaktır, diyaloğu sağlayacaktır. Ben bir de bu vesileyle aday sıfatıyla eşim de yanımda, sahip olduğumuz eşim ve benim mal varlığını da kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Benim bir insanı takdir edersiniz ki en değerli varlığı ailesidir. Ama bunun yanında da toplumu ilgilendiren ekonomik yapısı veya mal varlığı var. Türkiye'de bu konu çok sık gündeme geliyor biliyorsunuz. Göreve gelmeden, göreve geldikten sonra ve bıraktıktan sonra insanların kamuoyu nazarında mal varlığını paylaşmasından son derece doğru buluyorum. Bununla ilgili de değerli arkadaşlar, gerek benim adıma gerekse eşimin adına, ağam şahım, bizim bir mal varlığımız yok. Biz çünkü
aile yapısı olarak gerek eşimin tarafı gerek bizim taraf parayı seven, malı mülkü seven insanlar olmadık. Hayat felsefemizde her zaman hümanizm oldu. Hümanizm olmaya da devam edecek. Benim kendi adıma Yalova'da başka bir yerde mülküm yok. Ben gerçek bir Yalova aşığıyım. Her zaman ifade ediyorum. Yeniden dünyaya gelsem Yalova'da dünyaya gelmek, Yalova'da yaşamak ve Yalova'da ölmek ve Yalova'da gömülmek isterim. Süleyman Bey Mahallesi'nde 120 metrekare üzerime kayıtlı bir tane daire. Bahçeli Evler Mahallesi'nde 85 metrekare üzerime kayıtlı bir daire. Bağlarbaşı Mahallesi'nde 280 metrekare bir arsa ve Esadiye Köyü'nde de natamam bir kooperatif evi bulunmakta. Daha kooperatif olduğu için tapusu yok ama bunu da paylaşmak istedim. Eşimin üzerine de Bahçeli Evler Mahallesi'nde 115 metrekare bir daire, Çanakkale'de 300 metrekare rahmetli babasından intikal eden bir arsa ve bir arabamız var, o da eşimin üzerine 2012 model Volkswagen marka Tiguan model bir araca sahibiz. Bütün mal varlığımız da bundan ibaret. Şeyi merak edebilirsiniz, altın var mı yok mu diye. Altın vardı, basından takip etmişsinizdir. Yaklaşık bir sene olmadı herhalde. Eve hırsız girdi. Ne vardı yok onlar da gitti. O yüzden altınlar da sıfır vaziyette. Bunu da özellikle sizlerle paylaşmak isterim. Sizin de soracağınız başka bir yönelteceğiniz soru varsa cevaplamaya çalışayım. Katıldığınız için... Efendim? Bir iki bir de söylemeliyim. Sen miras kalır falan da nereden buldun derler. Yok şeyde de yok bizim yani. Kayınvalidede vadede böyle bir altın merakı yok. Söyledim. Hayır. Kayınvalidemekiler de ben değil de onlar da hırsız aldı gitti. Hepsi bendeydi. Şimdi ben hitap ettim. İl Başkanımız Sayın Özcan Özel de sizlere aynı konuyla ilgili sanırım bir şeyler söylemek istiyor. Bitiminde tekrar beraberce il başkanımızla beraber sorularınızı cevaplamaya çalışırız. Tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün 1961 yılında gazetecilerin önemli ve hak ve özgürlüklerini kabul etmeyen medya patronlarının gazete basmayacağını açıklaması ve basın emekçilerinin bu açıklamayı meydan okuması sonucu ortaya çıktığını hepimiz biliyoruz. Değerli arkadaşlarım, AKP döneminde sıklıkla sansüre ve baskıya maruz kalan günümüzün basın çalışanları için 10 Ocak ders alınması gereken bir gün olma özelliğini sürdürmektedir. Özgürlüğü kaleminde saklı basın emekçilerinin kalemleri ne yazık ki AKP iktidarı döneminde bir bir kırıldı. Kalemleri susturmaya çalışan zihniyet, bunu tam başaramayınca hapisler kurdu. Kendi yandaş kalemlerini yarattı. Bu istediği sonucu vermeyince, onları da teker teker işlerinden kovmaya başladı. Sevgili basın mensupları, ve şimdi kalemlerimizin çoğu demir parmaklıklar arkasında. 10 Ocak, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayamıyor. Tutsaklığın devir parmaklıklar ardında kırılan kalemlerin hesabını sorma günündeyiz. Yıllar önce haklarını elde etmek için mücadele veren gazeteciler, günümüzde haklarını yitirmenin ötesinde özgürlüklerini yitirdiler. AKP'nin saltanatı için değil, özgürlük için kalemlerine sahip çıktılar. Değerli basın çalışanları, insan hakları arasında yer alan basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskıları ortadan kaldırılabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi dün olduğu gibi bugün de çalışan basın emekçilerinin yanındadır. Tutuklu bulunan gazetecilerin davalarında da gördük ki AKP hükümeti demokrasi ve hukuk açısından sınıfta kalmıştır. Derin devlet geleneğini bir biçimiyle devam ettirmiştir. AKP dönemi iktidarında gerçekleşen bu davalarda çıkan sonuçların sorumlusu yine aynı iktidardır. Değerli arkadaşlarım, dışarıda olduğunuzda içeride olmak kadar tutsaklığı yaşamadığımız günleri görmek
ve yaşamak dileğiyle tüm çalışan gazetecilerin özgürlük günü kutlu olsun. Sizler özgür olmadığınızda bilin ki bizler de özgür değiliz. Hepinize teşekkür ederim. Evet, kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet. Sorusu olan yoksa? Benim mal varlığım yok zaten. 110 metrekare dairem de yok, 85 metrekare dairem de yok. Elimde malım mülküm varsa eşim ve eşimin üzerindedir. Hocam da şampuanları yediysem ben yapacak bir şeyim yok yani. Eşimin üzerine diyor.